Pascal, Nouma, Kadir Çöp Demir. Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi lan. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaz. Arkadaşlar lafı fazla uzatmayacağım. Her sabah aynı şey ya. Aragaz başladı efendim. Ben buradayım. Ben Deniz Kadir Çöp Demir, bu da Pascal Nouma da burada. Pascal. Günaydın abi. Oradakiler harbiden siz misiniz? Yani biri Pascal taklidi mi yapıyor? O Pascal nasıl o kadar güzel Türkçe konuşuyor abicim gibi sorulardan artık vazgeçelim arkadaşlar ya. Biziz abi. Ayrıca sensin. Bana mı diyorsun? Yok. Diye ne? Ha. Bildiğiniz gibi efendim harbi gerçek Pascal Nouma bu ya, bildiğin ya. Biri demiş ki oradakinin Pascal olduğuna inanmıyorum. Kesin saat satan Afrikalı bulup Pascal taklidi yaptırıyorsunuz demiş. Hadi buradan yak. Yok almayayım, az önce söndürdüm ya. Yavrum saat satan Afrikalıyı bir bulsam var ya, ben ne yapacağım biliyorum ya. Ne oldu ya? Geçen bir hediye alayım dedim Pascal. Saat istiyordu hatunun teki. İstediği saati sordum. 6.000 Swiss frank dediler bak. Oha, ne diyorsun ya? Ben de getiriye götürüye baktım. Ben dedim bu 6.000 Swiss franklık saati hediye edersem dedim, kızdan 6.000 Swiss franklık bir geri dönüş almam için bununla 35 sene çıkmam lazım dedim. Bak bu gerçeğe ulaştım. Çok be abi ya. Evet, ben de Afrikalı'ya yöneldim. Afrikalı? Ya bu saat satan Afrikalı kardeşlerimiz yok mu? Onlardan birine gittim. Kızın istediği saatin aynısı bunda var. Kaç para dedim, sana 15 olur dedi. 10 liraya bırak yorma beni dedim, ama bana gelişi o dedi bak. Vay. Afrikalı'ya bak. Harbiden Afrikalı'ya bak ya. Neyse, Tahtakale esnafı ağzı yapıyor yani. 12.30'a anlaştık. Aldığım saati kıza verdim. Tabii havaya uçtu. Bir de bu fiyat etiketi basan makineler var ya. Evet. Orada bir dükkandan 5.000 fiyat etiketi bastırdım saatin kutusuna. Ne baba? Yok Pascal, sen de hiçbir şey bilmiyorsun ya. Pahalı bir hediye verdiğin zaman fiyatını çıkartmayacaksın ki şahıs hediyesine bakarken fiyatı görsün. Aptallar fiyat etiketini çıkarmamışlar falan diye atlayacaksın, sonra çıkaracaksın. Ya Kadir, bunlar nasıl akıllar? Öyle abi, pahalı hediye verdiğim billah karşıdaki rakamı bilecek ki ezilecek. Neyse, bu Afrikalı saatçi kardeşin sattığı saat 2 gün sonra bozulmasın mı abi? Kız da bu saati orijinal diye distribütöre götürmesin mi? Kadir, distribütör de markamızın çakmasını mı kullanıyorsun diye bizim kızı karakola getirmesin mi? Ay. Bildiğin rezalet. İşte o gün ben çakmaya tövbe ettim ya. Artık Elizabeth. Öyle mi? Oğlum onu kastetmiyoruz. Öyle çakma değil ya. Sahte ürün yani. Bak 15 yıldır orijinal ürün alıyorum Pascal. Nedir? Ödemede ciğerin yanmıyor mu? Yanıyor. Ama kafam rahat kardeşim. Sen de öyle yap. Abi ben de hep orijinal. Allah Allah. Hep orijinal diyorsun. Bravo. Evet. Seni hep böyle bu zihniyette görmek istiyorum ben kardeşim. Twitter adresimizi verelim. Pascal _ Kadir. Pascal _ Kadir Twitter adresimiz. Canınız ne istiyorsa, bak canınız ne istiyorsa bize onu yazın. Ama nedir? Özellikle aramamızı istediğiniz bir ünlü ve ona sormamızı istediğiniz bir şey varsa Türk olmamak şartıyla onu da yazın. Sizin adınızı arayalım. Öyle mi Pascal? O kadar. O zaman efendim herkese hayırlı işler, bol gülüşler diyelim. İşiniz gücünüz rast gitsin. Allah yardımcınız olsun diyelim. Patlat bir şarkı başlayalım Pascal. Geliyor abi. Hak edişimizi alalım efendim, öyle mi? Hadi bakalım. Aragaz. Erken kalkıp yol alan program. Aragaz. Rita'nın pantolonu patladı. Genç şarkıcı Rita Ora neşeli geçen bir etkinlik sonrasında giydiği dar pantolon patlayınca neye uğradığını şaşırdı. Bir spor giyim firması için koleksiyon tanıtım toplantısına katılmış. Toplantının ardından mekandan ayrılıp arabaya binerken tam çatalını orada pantolon string mi giyiyor bu arada, bir ip var ya. Tabii ki ya, o gece vardı. Hangi gece? Tanıştım ben. Rita'yla mı? Evet. Hadi be. Korak çarpsın. Ne oldu? Anlat. Abi konsere gittim. Gittin abi. Evet. Sonra arkadaşlarla gece kulübü. Sonra o geldi. Rita geldi. Evet. Vay. Tanıştırdılar. Oy. Vallahi bak abi. Bu Rita, Pascal, merhaba. öptüm falan. Aha. Öptü mü? Tabii ki. Aha. Tabii. Aha. Ondan sonra ağzına... Yok. Ne oldu ondan sonra? Bir dur Kadir ya. Ha, sen hızlısındır da onun için diyorum. O kadar değilim. Ha, sonra? Abi tam öpüştük. Aha. Elini attın. Yok ya. Dur be Kadir ya. Ha. Sonra durdu. Ha. Gözlerine baktım. Sana bir saat sonra vereceğim dedi. Demedi. Allah. Ne parfümü dedi? Bu mu geldi la soru olarak? Ne gelsin? Yani ne zaman yaparız? Nerede yaparız? Altyapım var mı? Dur be abi ya. Gireceğiz ya. Ha, sonra? Sonra yazdım verdim. Neyi yazdın verdin? Telefondan yazdım. Ha, altına. Aradı mı? Aramadı. Pislik ya. Gittin mi memleketine bu? Bu nereli? Bu. Ha. Elazığlı. Ulan ne bileyim ya. Bizim Elazığ'dan böyle bir şey çıkar mı gözünüzde? Yok. Çok ha. Güzel kız. Ama kız biraz. Hoş öyle sohbet. Mi? Hoş sohbet. Evet. Ha, hakkını yemeyelim. Güzel peki. Ne tarz müzik yapıyor? Seni soruyorum. Aa, Allah razı olsun. İyiyiz. Evet, odası. Evet. Salam. Kadir nerede? Sadece toplantı var falan. O zaman arayalım biz bunu ya bir ara. Okey tamam. Arayayım. Oğlum sen arama. Biz arayalım da konuşalım. Nasıl bulmuş izlenimlerine? Beni sor bak. Seni soralım anlatsın tamam kardeşim. Tamam. Efendim yırtık yeri eliyle kapatmaya çalışmış ama başarılı. Nereye kapası? İşte sen orada hemen arkaya geçecektin o. Sarılacaktın. Dedim ya. Ha. Uyanmışlar. Ne diye? Bu ite dikkat et. En azından bir skandaldan kurtarmışlar seni ve kızı. Niye baba? Fena mı olurdu? Ya yürü git şuradan kız gelmiş. Bu foto olmazdı. Ya bu fotoda tam da yırtılmamış ki pantolon. Bir ucundan azıcık yırtılmış. Buradan bakınca sanki şey gibi gözüküyor. Hiçbir şey belli olmuyor. Yani doğal sanki pantolon tipi oymuş gibi gözüküyor. Ama Kadir bu resimde var ya. Büyük bir görünüyor. Güzel işte büyük değil mi? Öyle değil. Ha küçük. Baba. Ay. Tamam Pascal. Fındık Pascal ya. Tamam arkadaşım sabah ya yürü git ya yücük ya. Patlat bir şarkı kardeşim elime ya. Geliyor. Aragaz. Sabah trafiğinin olmazsa olmazı. Aragaz. Le Pascal Nouma de Paris de Culture. Kadir Çöp Demir? Ivana Sert mutfağa giriyormuştu Pascal. Ivana Sert girmiş. Yanlış. Neden? Abi futbolda set gir kırmızı. Ama yavrum bu öyle değil. Ivana mutfağa girmiş. Gerçi haklısın nereye girersen gir efendi gibi gireceksin. Hotzot yapmanın sertliğin bir getirisi yok Pascal. Evet ben var ya hep efendim öyle giriyorum. Sen nereye giriyorsun? Direkt yatak abi. Aynen abi. Giriyorum, uyuyorum. Peki Pascal sana bir sorum var. Sorum şu. Sor bakayım. Ivana sadece mutfağa girse neyse. Ama hayatımıza da giriyor abi sürekli. Abi her yer Ivana Sert. Rüyanda bir yere var. Evet abi gazeteyi açıyorsun Ivana Sert. Televizyonu açıyorsun Ivana Sert. Dergiyi açıyorsun Ivana Sert. Sert yani. Yumuşa be kadın. Yumuşamıyor da paso sert. Yoraldım. Vallahi bak. Ali yapar. Peki abi bu kıymetli hanımefendinin ekstrası nedir? Hayatımızın her günü neden Ivana Sert haberi var? Bunu hiç düşündün mü? Neden acaba ya? Ben bilmem abi. Bak Ekşi Sözlük'te benim 21 sayfa yorumum var. Ivana'nın 28 sayfa yorumum var. Benim kaç? 75 sayfa. Vay. Twitter'da kaç takipçim var? Benim mi? 280 bin. Vay be. Senin? Değişiyor kardeşim. Çok sirkülasyon var. hadi Kadir. Söyle. İşte 40-50 var bir şey bilmiyorum. Yazık sana be ya. Vereyim sana ödünç. Aman istemez ya. Kardeşim ben sizin gibi provokatif adam değilim ki ona buna sallasam beni de takip eder 1 milyon insan yani. Ben zaten çok takılmıyorum ki o şeylere. Ama Kadir racon öyle. Sarıcan ya. Vallahi doğru diyorsun. Mesela 2 kere Galatasaray'a laf ediyorsun takipçi sayın zıplıyor. Bir kere bir siyasi polemik yapıyorsun takipçi sayın artıyor. Demek ki bu işler böyle oluyor artık Pascal ya. Tabii. Salla. Ferah alsın. Ivana da sallıyor mu? Ona gerek yok. Niye abi? Abi fizik güzel. Bacaklar düzgün. Benim bacaklar da düzgün Pascal. Hadi be. Kardeşim İyon Situnu gibi bacak var bende. Abi Kadir onunkiler uzun. İşte ben oradan kaybediyorum Pascal. Değil mi? Seninkisi. Ama şu kadarını söyleyeyim. Ivana'sız bir hayat da tatlı gelmeye başladı bana açık söyleyeyim. tatlı gelmeye başladı kardeşim. Olabilir yani, Ivana'sız bir aile. Haklısın abi, haklısın. Nerede benim o eski gül benim, Hülyam Sibel'im nerede, Seren'im, Demet'im nerede? Ivana ya. Kadın deplasmanda ama bizimkileri harcadı valla. Bak artık bir Hülyam'ı göremiyoruz, gül benimi göremiyoruz, Seren'imi göremiyoruz efendim. Değil mi? Kadir, yalı malı yuldum malı. Kıymetinde bir. Evet abi. Kendi magazin objelerimizin saçmalıklarını istiyoruz biz kardeş ya. İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız. Pascal bu saçma oldu la, olmadı bu. Susma, susuşma, sıra sana gelecek. Ya ne saçmalıyorsun abi ya? Oo. Niye ya? Ya tamam kapat abi, kapat. Susturmaç. Tamam abi, tamam. Aragaz. Arkayı dörtleyenlerin dinlediği program. Aragaz. Seninkini aramamız gerekiyor hacı. Benimki. Kim o? Obama. Niye diyoruz? Ne gerek var? Abi Merkel gibi o da Türkiye'yi dinlemiş ya. Obama. Dinlemiş mi? Çatır çatır dinlemiş hacı. Çatır çatır nasıl oluyor? Yani dinlemeye bir efekt bulamıyorum Pascal, onun için şey yani öyle diyor. Arayalım mı Obama'yı? Ara bakayım, ara. O zaman arıyorum hacı. Niye dinlemiş? Neden dinlemiş? Obama ne yapmış? Söylesin mi? Çalıyor. Çalıyor. Alo. Barack Başkan'la mı görüşüyorum? Selamın aleyküm Hacı Barak, ben Kadir abi, nasılsın bizim oğlan? Ey sağ ol canım. Estağfurullah, barağımsın. Ne diyor? Ya mı çıkıyor? Çok saygılı bir çocuk bu ya. Yemin ederim. Abimsin diyor, babamsın diyor. Ben senin sayende buralara geldim diyor. Ya bırak ya Kadir, yaraka bu ya. Haydo Barak, delikanlı lan. Alo Barak'ım, nasıl gidiyor canımın içi? Ha? İş güç yoğun tabii. Dünyanın canına okumak kolay mı Barak'ım ya? Her sabah bombalayacak bir yere ara, bul. Önce terörist klik yarat, beste, sonra üstünden ülke işgal et. Sizin işler de zor be Barak'ım. Kadir bu laflar sakat. Düzgün konuş ya. Yapma ya. Evet ya. Lan bir ara gaza geldim ha. Anarşik damarım gubardı. Alo Barak'ım. Alacağım. Alo Barak'ım. God bless Amerika diyorum. Başka bir şey demiyorum yavrum. Adamı mısın? Yalnız bak ben sana biraz dargınım Barak'ım. Niye mi? Ya Angela'dan sonra sen de mi bizi dinliyorsun Allah aşkına ya? Niye dinliyorsun? Ha? Evet. İlginç tabii. Niye dinlemiş? Kadir abi diyor, dinlemesine dinledik de diyor. Dinlediğimizden hiçbir anlamadık ki diyor. Niye anlamadın ya? Evet. Ha. Ne olmuş oğlum ya? Abi diyor siz Türkler diyor telefonda hep aynı şeyleri söyleyip duruyorsunuz diyor. Ne haber? Daha ne haber? Ne olsun işte bildiğin gibi. Sürekli bunlar diyor. CIA dinleme departmanı kafayı yemek üzere diyor. Türkler şifreli dilini geliştirdi diye düşünüyorlarmış bak. Kadir ilgelinde var ya, ben de öyleydim. Barak başka daha ne yaptın? Daha ne var ne yok? Ya bildiğin gibi ya. Sen ne yaptın? Aynı şey. Evde ne var ne yok? Kadir Michelle'i sor. Michelle ne yapıyormuş? Alo Barak'ım. Ne yaptın? Yengeyle arayı düzelttin mi? Evet. Yapma ya. Üzüldüm bak şimdi. Ne diyor? Abi diyor her türlü jesti yaptım diyor. Kadın kafasında beni bitirmiş diyor. Çok affedersin. Ya. Sen yabancım değilsin. Banyoda sırtımı bile keselemiyor diyor. Akşam bir tas çorbayı itin önüne yal koyar gibi atıyor diyor. Gidiyor odasında diyor Medcezir'i seyrediyor diyor. Oley be. Efendim Barak. Evet. Ha canım. Ne diyorsun ya? Sen ya vay. Ne diyor? Abi diyor ben aslında diyor Türkiye'yi diyor Michelle'le Pascal ne konuşuyor diye dinlettim diyor. Çünkü diyor biliyorsun Michelle'le aramın bozuk olduğu dönem diyor. Michelle'e diyor Pascal yürüdüydü biraz diyor. Ne yürümüşsü be? Debaraplım ya. Efendim Barak. Sağ ol canım. Sağ ol güzelim Barak'ımsın. Aha. Bilmem mi ya, biliyorum sağ ol. Ne oldu ya? Ya diyor ki güdümlü Tomahawk füzesini diyor Pascal'ın g***üne patlatmıyorsam diyor sırf diyor Kadir abimden bir zarar görür belki diye düşündüğüm için diyor. Yoksa diyor çok büyük yeminim var diyor Pascal'ı kaçırtıp diyor uzay mekiğiyle güneş sisteminin dışına gönderteceğim diyor. NASA bütün hazırlığı yaptı. O Pascal'ı diyor yer çekimsiz ortamda diyor astronotlarıma diyor. Sırasını bekliyor diyor. Kardeşim benim suçum ne? Pascal şimdi sen de hatalısın. Kusura bakma. Neymiş? Michelle'e inceden yazıldın kardeşim. Şık değildi yani. Ama abi kız aldattı. Aldatmasın. Ben ne yaptım? Dosteli. Uzattın. Şefkat. Alo Barak. Bak Pascal diyor ki o da zenci ben de zenci. Zenci zenciye karşı yanlış yapmaz diyor. Ben Michelle'e dosteli uzattım diyor. Beni yanlış anlamayın diyor. Efendim? Anlıyorum. Ne anlıyorsun? Ben diyor o Pascal'ın ne uzattığını biliyorum ama diyor söylemeye aile terbiyen müsaade etmiyor diyor. Zaten bu Pascal diyor köken olarak diyor Afrika'nın en adam çıkmayan yerinden diyor. Biz bunları zenciden bile saymayız diyor. Bana mı dedi? Vallahi öyle dedi Pascal. Bak bana her şeyde zenciri laf etme. Lütfen laf etmem. Zencirime laf etmem. Bu arada Kadir ben Afrika değilim. Nerelisin sen? Aşkta hızlıyım, yolda yavaş. Çorumluyum arkadaş. Alo Barak, duydun mu? Pascal ben Çorumluyum diyor. Evet. Evet anlıyorum. Ne diyor ya? Çorum'a saygım büyük diyor. Ama diyor bu Pascal'ı diyor hemşeriliğe kabul ederse diyor Çorum'dan leblebi ithalatını keseceğim diyor. Yedi denizin kustuğu bir adam bu Pascal diyor. Kadir ağır konuşuyor. Bak dikkat et. Bir affederim kalkamaz ardından. Alo Barak. Abi böyle olmaz Pascal, öyledir böyledir ama can çocuktur yani. Güzel bir insandır yani. Sen de güzel bir kardeşimizsin. Bak bana abi diyorsun. Aranızdaki sorunları bir yemeğe gidelim. Bir kebapçıya oturalım, konuşalım. Sıkışalım hacı, ne diyorsun? Ne diyor? Barak sana hala tepkili Pascal. Ben o adamla aynı mekana girmem diyor. Kadir, I am the best, align arrest. Hadi kendi kaybeder. Efendim Barak, ne yapayım? Ya boş ver ya. Ne diyor? Kadir abi diyor bana yol ver diyor. Basayım şunun kafasına Tomahawk füzesini diyor. Akdeniz'de diyor nükleer denizaltım var diyor. Suyun dibinden göndereceğim roketi bunun ne diyor. Yeter ki yol ver diyor. Erkekse kendi gelsin. Ya kardeşim beyler ayıp oluyor ama ya. Koskoca adamlarsınız yani. Seni de seviyorum, onu da seviyorum. Arada kalıyorum ben. Olmaz böyle abi. Efendim ne yapacağım dedin? Ya yapma Barak'ım ya. Ne yapacakmış? Abi diyor yine sinirlerim X-large oldu diyor. 2 seans bir yeri bombalatmam lazım yoksa rahatlayamam diyor. Ben Kuzey Irak'tan Afganistan'a doğru misket bombalarını serptirip bir stres atayım geleyim dedi, kapattı iyi mi? Ayda Kadir. O var ya psikopat olmuş. Bak vallahi. Oğlum senin yüzünden bütün Orta Doğu'ya huzur gelmiyor ya. Huyuna git şu adamın diyorum ben sana ya. Baba Kadir adam olsun canım iyisin. Aragaz. Negatifinizi alıp pozitife çeviren program. Aragaz. Pascal. Kadir'cim. Soru geldi. Dinleyiciden? Tabii ki. Yok, yandaki masadan. Tabii dinleyiciden. Kübra soruyor. Aferin Kübra. Yalnız arkadaşlar soru soruyorsunuz. Cevabı dinlerken lütfen not alın. Dersi. Lütfen. Bak derste dinleyin. Abi ben sorduydum cevabı dinlerken şöyle oldu dinleyemedim falan oluyor. Böyle olmasın. Evet. Bize soru sormak isteyen dinleyici Twitter adresimizden ulaşabiliyor. Pascal neydi adresimiz? Pascal _ Kadir. Pascal _ Kadir Twitter adresimiz. Bir de combo yap vatandaşa Pascal. _ Güzel. Dinleyicimizin sorusuna geçiyoruz ama önce sana bir şey sorayım. Sor abi. Şimdi sorusunu en beğendiğin dinleyiciye sen kendi cebinden bir 2015 model hediye edeceğini söylemiştim bir ara. Duymuştum ben. Çok yüce gönüllüsünü tebrik ediyorum. Yok öyle bir şey. Yapma Pascal, hizmet bu. Sen ver. Çok ayıp. İlla benim bir şey yapmam mı lazım ya? Sen bu programın büyük starısın Pascal ya. Sen nesisin? Sen de starsın. Ama şöyle sen zengin starsın, ben gariban starıyım. Starım Bereşe. Anladım Pascal. Peki Kübra'nın sorusuna diye. Ne sormuş? Diyor ki ne? Sevgili Pascal ve Kadir abi, erkek arkadaşımla ayrıldık, bana seni değil senle yaşadıklarımızı sevmişim dedi. Ne demek istedi? Ne yaşamış? Pascal bak bu bir ayrılma, bir yol verme duayeni olarak bunu izah etmen lazım sen. Sen izah edersin bunu. Abi oğlan sallamış ama güzel sallamış. Takdir ettim. Nasıl sallamış yani? Ya ne desin ki? Boş laf. Ayrılıyor işte. Ayrılırken boş laf mı etmek lazım? Evet abi. Doğru diyorsun Pascal. Şimdi tabii ayrılırken yani neden ayrılıyoruz konulu bir konuşma yapmak bana da çok saçma. Zaten bu adeti kim icat ettiyse büyük bir kazık atmış hepimize yani. Doğru. Vallahi doğru. Ya benden ayrılmak isteyen hiçbir sevgilime neden diye sormuyorum ki ben Pascal. Niye sormuyorsun? Arkadaşım ne gerek var? Ayrılmak mı istiyorsun? Evet. Emin misin? Evet. Ne daha duruyorsun gizli? Kastamonu'da bir laf var çok hoşuma gidiyor. Gelen geliyor, gelmeyen kendi bülüyor diyor. Ne bülüyor? İşte kendi bülüyor. Bu kadar basit yani ama bu yalanı ben daha önce duymamıştım, takdir ediyorum. Hangi yalan? Hani çocuk demiş ya seni değil, senle yaşadıklarımızı sevmişim. Yalanmış yani bu falan. Yani bunu kaydedelim, bunu kullanırız. Güzel. Kaydet. Güzel. Lazım olur bu. Efendim neden sorusunu cevaplaya orijinal yalan kalmıyor Pascal. Evet ya. Ha bir de kendini kötü hissetmesin falan diye uğraşıyorsun ya. Ay çok sıkıcı. Ya neden başladık sorusunun cevabı var mı? Yok. Neden ayrılsın sorusunun cevabı niye var? O da yok. Bitti işte ya, bitti. Yaşadık, bitti. Ya film bittikten sonra sinemada oturuyor mu Pascal? Bak ifadeye bak. Nasıl güzel ya. Aferin kardeşim. Ne zaman kötü oldu? Ne zaman çirkin oldu benim ifadem? Adamsın kardeşim. Ah my bro. Aragaz. Geç yatıp erken kalkan program. Aragaz. Pascal. Kadir'cim. Is it okay? Yeah. Yes. Aha telefon çalıyor. Yine mi arkadaşım yine? Efendim çok özür dilerim. Alo. Aleykümselam, buyurun kimsin? Oo, Lady Gaga. Oo. Alamadım sesini ya. Ne oldu? Nezle mi? Lan o kadar cıplanıp gezersen olacağı bu ya. Alttan aldın tabii yeli. Aman diyeyim bak 16 Eylül'e kadar iyileşmene bak. Her şey hazır, seni bekliyor. Bekliyorum. Nasıl? Ne sorunu var ya? Hayda. Ne diyor ya? Kadir'cim. Hazırım ben ya. Kadir'cim diyor ben Pascal'ın evinde kalmaktan vazgeçtim diyor. Niye ya? Ya Kadir. O gelecek de var ya, evi düşürdüm. Allah Allah. Alo Lady Gaga. Niye caydın Pascal'ın evinde kalmaktan? Sor abi sen. Efendim, doğru besliyor. Sen bunu bilmiyor muydun ki? Ne olmuş ya? Ne üstünmüş ya? Kadir diyor ben onun evinde kalamam diyor. Evde kobra besliyormuş diyor. Sorun Kobrettin mi? Evet Kobrettin sorun olmuş. Yılanı evden gönderirse kalırım Pascal'da diyor. Aa yok abi. Yok kagasına. Herkes gider, Kobrettin kalır. Oğlum be, göndermem ben. Alo Lady Gaga. Ya şimdi evet Pascal evde bir kobra besliyor da adı Kobrettin ama çok uysal efendi bir hayvan. Evcil. Kedi gibi bir şey ya. Heh. Yok, sokması yok, tıslaması yok. Pascal zaten hayvanı yılanlıktan çıkarmış kedi gibi evet ya. Pizza yiyor ya kobra yılanı, bildiğin düşün yani. Alo Gaga sen de giydin etten elbise. Ya anlamadı ki kadın, dur bak diyor ki Lady Gaga Pascal yani çiğ etten elbise giymiş bir kadın parmak kadar yılandan mı korkacak diyor. Ha. Pascal efendim? Bak Lady Gaga soruyor kobranın boyu ne kadar diyor. 42 santim. Hadi canım daha uzun değil mi la Kobrettin? Ha Kobrettin mi? Tabii ya ne Kobrettin Allah Allah. Kobra dedin. Ya kobra değil mi Kobrettin? Tamam. 1,82 m kafa hariç. Anladım. Allah senin belanı vermesin. Niye kendini ya? Sordu tamam, ya. Tamam. Alo Lady Gaga. Pascal Kobrettin'in boyu 1,90 m. Ama kafa var. Tamam. Şimdi bu kobra falan deyince tabii insan korkuyor ama bu sevimli bir hayvan yeminle bak. Eline bir alsan var ya bırakmak istemezsin. Evet. Hatta geçen de Miley Cyrus aradı. Evet. Pascal'ın kobra beslediğini duymuş. Ondan sonra onu dedi koluma dolamak istiyorum dedi. De biz kabul etmedik yani o derece uysal bir. Etmem ya abi ya. Ama bak ben bu Kobrettin'e kefilim. Benim sözüme de inanmıyorsan ben ne yapayım Lady ya? Ne diyor? İlle de diyor o yılanı göndersin evden diyor. Yoksa diyor ben kalmam orada diyor. Abi ne yapayım ya? Koca yılan ya. Öyle mi sıkacaksın? Nereye yorayım? Ya ne bileyim arkadaşım ya. Hayatım kara mizahla absürt dram arası bir şey oldu la sizin yüzünüzden. Allah Allah. Sen evde kobra besliyorsun. Lady Gaga İstanbul'a gelmekten kobra yüzünden vazgeçiyor. Bunlarla mı uğraşacağım arkadaş ya? B tipi şeker var la bende. Allah. Bana da acıyın. Ana kuzusuyum ben ya. İnsan evladıyım. Saçıma ak düştü ya. Başıma karlar yağdı ya. Allah böyle bir şey olmaz tamam, ya. Tamam. Alo, kızma ya. Alo Lady Gaga yavrum sen gel İstanbul'a. Ben Kobrettin'i alırım. Sen yine kadar ben tutarım canım benim ya. Abi söz verme. Kobrettin gelmez. Niye gelmiyor abi? Abi yerini yardırırlar. Tabii başka evde kalmıyor. Pascal lütfen. Bak lütfen diyorum. Ben sakin bir hayat istedikçe her günüm sol tandanslı partilerin olağanüstü kurultayı gibi geçiyor. Ya ne zaman ne olacağı belli değil ya. Yapmayın bana bunu ya. Alo Gaga sen gel yavrum İstanbul'a güzel. Biz Kobrettin'e bakacak birini bulacağız merak etme canım. Nasıl bulacağız? Ya arkadaşım dinleyiciden rica ederiz. Lady Gaga İstanbul'dan gidene kadar Pascal'ın Kobrettin'e bakmak isteyen var mı deriz. Pascal _ Kadir adresine bir tweet atsın. Masrafsız bir hayvan, ısırması yok, tıslaması yok. Arada bir 4 peynirli pizzayı daya ondan sonra canı onu istiyor yani. Ver onu. Yok ya ben veremem ya. Oğlum veremem ya. Arkadaşım bir sus ya. Allah rızası için bir sus. Konser yatacak senin yüzünden ya. Ya birimiz yardımcı olun. Lady Gaga Kobrettin işi bende. Tamam mı hayatım? Sen gel İstanbul'a gel. Sen bana güven can. Hadi çok öpüyorum canım. Hadi. Yemin ediyorum el deliye ben akıllı hasret kaldım. Of. Aragaz. Rüyadan uyandıran program. Aragaz. Ex sevgiliye 21.000 SMS tutuklattı. Oha. Fransa'nın güneyindeki Ronda eski sevgilisine ayrılıkların üzerinden 10 ay geçmesine rağmen 21.000 Honduras içerikli mesaj atan, 12.000 defa arayan François Garland tutuklanmış. Evet. Kendisine 10 ay hapis, 1000 euro hapis cezası verilmiş. Sapık mı bu ya? Bir yıl boyunca da cep telefonu kullanması yasaklanmış. Ben nasıl de mektup yazarım demiş. Çuvala. Abicim. Evet. İnsan çok özür dilerim, 21.000 tane Honduras içerikli mesajı nasıl? Bayağı abi. Sabahtan akşama yardım. Otomatik aldı abi ya. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Nasıl bir ilişkiyse düşünsene. 12.000 arama yapmış abi. Kadın nasıl bir etki yaratmış ya. Sen daha iyi bilirsin, bunlar Fransız işte. Ha. Abi bir şey soracağım. Kız da manyak. Numarayı değiştir yani ya. Ha, o değil da mi? İnatçı çıkmış. He. Fransız kadınlar inatçı mıdır? Yok ya. Hemen veriyor ya. Neyi veriyor? Telefon numarası. Gerçekten mi? Evet tabii. Sen anladın. Ha, ben ne bileyim. Peki. Sen bize Fransız kadının özelliklerinden bahsediyorsun. Mesela Fransız kadını nasıldır şeyde? Şeyde nasıldır? Kolay mı? Neydi ya? Mutfakta. Mutfakta nasıl? İyi becerir mi? Çok. Ha. Çok abi. Ha, güzel şeyler yapar mı? Tabii yapar. Ha. Kucakta. Kucakta mı? Ocakta. Aklım ne bileyim ya? Ben aklım nerede? Ocak duruyor. Aman ya. Tamam ha. Kucak. Yoksa diyorsun. Oğlum ben öyle anladım yanlışlıkla, ocak kucak. Neyse ben de mektup yazarım. Şimdi bence bu adama alıp Everest'in tepesine koymadıkça, bu sosyal hayattan, bu güçlü iletişimden ayırmadıkça bu adam o zavallı kızı tacize devam eder kardeşim. Bunun başka yolu. Parlak mı keseceğim? Bu da fazla olmaz mı abi? Honduras içerikli mesaj yazıyor diye. Çok mu? Tabii biraz fazla olacak. Abi biraz ayırmakta fayda var ama Allah yardımcısı olsun. Hakikaten çok zor bir şey taciz. Amin. Değil mi? Evet. Aragaz. Rüyadan uyandıran program. Aragaz. Pascal. Kadir'cim. Abi şu Lady Gaga konseri hayırlısıyla bir bitse de rahat etsek ya. Telefon çalıyor Kadir. Ben yine Lady Gaga arıyorsa kafamı duvarlara vururum abi. Alo. Aleyna aleykümselam abicim, kimsin? Benim, buyurun. Kim? Vallahi tanıyamadım ya. Abi benim telefon suya düştü de abi. Numaralar gitti o yüzden. Kim dedin abi? Tayland Başbakanı ve darbe lideri Prayut Chan-o-cha mı? Kim o lan? Abicim ben sizinle tanışmadım ki zaten. Niye sesimi tanımadın mı diye olta atıyorsun ki bana. Senin yüzünden telefonum suya düştüm, numaraları gitti. Ay şeyi yapıyorum, tövbe yarabbi ya. Bir günde normal bir insan arasın ya. Kadir sakin ol ya. Sus bir dinle. Alo, kim dedin canım sen? Tayland darbe lideri Orgeneral Prayut Chan-o-cha mı? Evet buyur canım. Alo Prayut. Şafak Kaş. Oğlum Orgeneralmiş lan adam, Şafak Kaş diye sorulur mu ya? Efendim Şafak karanlık diyor, buyur. Tövbe yarabbim, sen sabır ver. O ne ya? Sayın Palamut. Prayut ha. Prayut. Niye aradın abi sen bizi? Dinliyorum evet. Ne yapıldı dediniz? Bana ne? Ne olmuş ya? Tayland Başbakanı ve darbe lideri Orgeneral Prayut diyor ki Pascal, bana büyü yaptılar diyor. Bize ne ya? Ne alakası? Bize ne alakası var? Prayut. Evet. Ya tamam, iki şey biliyorum da. Ya, telefonumu kim verdi bir defa? Devirdin Tayland kralı mı? Hayda. Ne diyor abi ya? Kadir'im diyor, senin bu işlerde bilgin olduğunu duydum diyor. Anadolu çocuğusun diyor. Bu işlere dair diyor. Nineden dededen bir şeyler duymuşsundur diyor. Bana bir çare diyor. Üstümde ağırlık var diyor. Telefonda darbeyle devirdiğim Tayland kralından işkenceyle aldım diyor. Kadir? Tayland'da kral mı vardı? Konuştuk ya adamla, hatırlasana, kendi Tayland'a davet etmişti. Hatta Tayland kralı ellerimle Pascal'a Tay masaj yapacağım demişti. Aman. İki de haberi yapmış. Çok ayıp. Biz darbelere karşıyız abicim. Karşıyız. Ama abi. Pascal. Adam bizi kurtardı. Baksana ya. Alo Prayut. Şimdi sana büyü yapıldığını nereden anladın sen hacı? Heh. Onu sor ya. Evet. Evet. Ne alaka ya? Ne diyor? Boğazımla abi? Boynum ağrıyor diyor. Soğuk algınlığım da var diyor. Kadir. Ne büyüsü bu? Alo Prayut dayı. Şimdi babacığım sende büyü falan yok. Sen ancin olmuşsun. Fış fışla aspirin alacaksın. Fış fışla aspirin. Yani suya atıp eriyenden 2 tane dayayacaksın, terleyeceksin, olacak bitecek ya. Of ama yeter ya. Ne istiyor ya? Kadir'cim diyor beni bir oksanız mı belki açılırım diyor. Kadir namın yurdu be. Aman be alo Tayland'ın şeysi neydi sen? Ha, Tayland'ın başbakanı ve darbe lideri. Darbeci. Kardeşim sen ben üfürükçü müyüm? Sen üfürükçü arıyorsun. Sen ne diyorsun? Deli misin? Git başımdan ya. Ya bak Allah billah aşkına ya. Peki su geç kardeşim su geç. Su geçince büyü bozulurmuş hadi. Nasıl su mu? Ne bileyim dere geç, ırmak geç, bir şey geç. Hiçbiri yoksa bir bardak suyun üstünden atla ya. Su geçince büyü bozuluyor diyorlar işte ya. Ha ne yapmışlar? Ne yapmışlar abi? Abi diyor muska yazıp kapımın eşiğine gömmüşler diyor. Hocaya gösterdim sana domuz büyüsü yapmışlar. Seni gören domuz görmüş gibi oluyor demiş. Şimdi paraşüt. Ha yok neydi la bunun adı? Prayut. Abi ben o işlerden anlamam. Az önce seninle konuşurken resmini açtık baktık. Öyle domuza falan benzer bir yanın yok. Boylu postu adamsın lan. La evet, darbe yapmaya korkmuyorsun. Büyüden mi korkuyorsun arkadaş ya? Dur. Dongoz. Ya şöyle yüzüne bir baktın da. Vallahi sana çok ağır büyü yapmışlar. Anzorot. Ha? Yo adın neydi? Ha Prayut. Ya bu büyü adamı götürür açık söylüyor. Ama ben sendeki büyüyü bozacağım. Bir şartım var. Barter yapacağız. Barter. Pascal'la bana 6 ay Tayland'da bedava oda kahvaltı, 5 yıldızlı otelde konaklama, artı sınırsız Tay masaj, Türkçe Fransızca bilen travel rehber. Okey, kabul mü? Büyük süt Kadir. Kadir, body masaj. Tabii. Bu değil. Yavrum onsuz olur. Tamam parazit. Aman ne paraziti Prayut ya. Şimdi sen yerlerimizi ayırt, biz angaje oluruz. Ha. Kadir abi bunca. Ha, şimdi bir de bu büyüyü bozmak için panda lazım. Bir de 1 kilo beluga havyarıyla o Kübalı genç kızların baldırda yuvarlaya yaptıkları pro var ya ondan lazım bir kutu. Bu şart. Bunlarla çözeceğiz. Ya sen ayarla biz ayarla. Tamam sen şey yap tamam hadi canım. Kadir. Efendim? Havyara pro. Ne iş? Büyü için mi? Yok be oğlum manyaklaşma. Alacağız getireceğiz burada şarküterilere okutacağız. Çok deli para yapacak. 3-5 yolumuzu bulacağız diye şey ettim ya. Ulan sen var ya. Halen de teksin be. Vallahi bak. Yavrum devir ar devri değil. Kar devri. Neyse. Yeter artık dükkanı kapatalım gidelim abi. Saat kaç oldu ya? Hadi abi. Hadi baba. O zaman paka. Yarın devam ederiz. Görüşürüz. Pascal, Oman, Kadir, Çöp Demir. Aşıksan vursa da şoförsen başkasın. Hadi lan. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaz.